اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد Allahümme salli ala Muhammed. Sallu ala şefi'i zünebina Muhammed. Salli ala. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati aynina Muhammed. Allahümme salli Muhammed. Yüce Rabbimiz sohbetimizi hayırlara vesile kılsın. Allahu Teala Celle Celaluhu siz dinleyen güzel insanlardan ebeden razı olsun. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cümle ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hayatta olanlar sıhhat, afiyetler nasip eylesin. Cenab-ı Hak Celle evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi çok hayırlı eylesin. Damatlarımızı, gelinlerimizi hayırlı eylesin. Hepsinin ama hepsinin beş vakit namazlarını vaktinde kılan, Rabbimizin yolunda yürüyen bahtiyar kullarından eylesin. Amin, amin, amin. Değerli dinleyenlerimiz, Sevgili kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. اِذَا مَا تَلْمُؤْمِنْ كَانِتِ الصَّلَاتُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَالصَّدَكَةُ عِنْدَ يَم۪ينِهِ وَالصِّيَامُ عِنْدَ صَدْرِهِ Sadaka Resulullah. Yani sevgililer sevgilisi Biricik liderimiz, önderimiz, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis şeriflerinde mealen şöyle buyurdular. Mümin ölünce namazları baş ucunda, sadakaları sağ yanında, orucu da göğsünde, kalbin üzerinde bulunur buyuruyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Öncelikle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepimize iman, Kur'an selametti nasip eylesin. Ölüm meleği geldiği zaman da inşallah kelime-i şehadetle, kelime-i tevhidle hep beraber buyuralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyerek huzura varabilmeyi nasip eylesin. Amin. Ama ne kadar büyük bir müjde alıyoruz bu hadis-i şeriften. Bir sefer Namazlarımızı kılıyoruz ya elhamdülillah. Rabbim ölünceye kadar bizlere bıraktırtmasın ve evlatlarımıza, neslimize de kıyamete kadar devam ettirsin inşallah. Namaz kılınca insan bilmeli ki bu namazlar dünyasına da yarıyor, ölüm anında da yarıyor, kabrinde de yarıyor, ahiretinde de yarıyor. Ta cennete kadar onu taşıyor. Elhamdülillah. Namaz kılmak bir bahtiyarlıktır. Namaz kılmak bir erdemdir, kalitedir. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o namazlar kılınıyor ya bize ölüm meleği geldiği zaman ölüm efendinin bizimle karşı karşıya geldiğinde Cenab-ı Hak bir dakika diyecek ölüm meleğine. Bu benim razı olmuş olduğum bir kuldur. Namazlarını kılmış oluyordu. Dolayısıyla namazlar başucunda bir nur şeklinde belirecek. Sonra namazlarımızı kıldık elhamdülillah. Bir de sadaka veriyoruz. Yani hayır hasenat yapıyoruz. Zekatlarımız, fitremiz, efendim insanlar yardımlarımız. Bundan da mutluluk diyoruz elhamdülillah. Rabbim daha fazla verse de biz de ona göre efendim daha fazla dışarıya efendim aktarsak, cömert olsak diye bakıyoruz. İnşallah Rabbim versin. Zaten o söz veriyor. En az bire 10 vereceğini sözünü veriyor. Biz de bunu hissediyoruz, yaşıyoruz. Ve sadakalar da efendim verildi dualar alındı. Cenab-ı Hak bunları da boşa götürmüyor. Tam ölüm anında o sadakaların da nuru sağ tarafında böyle beliriyor, bekliyor. Ondan sonrasında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki oruç, tuttuğun oruçlar, ister Ramazan'da tuttuğun oruçlar, isterse Ramazan-ı Şerif'in dışında tutmuş olun, nafile oruçlar ne yapıyor? Onlar da göğsün üzerinde, kalbin üzerinde böyle bir nur şeklinde bekliyor. Yani bir tarafta efendim ta başımızın üzerinde nur. Bir tarafta sağımızda nur. E sol tarafta da kalbimiz olduğu için sol tarafımızda kalbimizin üzerinde nur. Ölüm meleği geldiğinde bu nurların içerisinde hiç ama hiç sıkıntı vermeden senin ruhun alınıyor. Allah'a teslim oluyorsun ve gidiyorsun ahirete. O gidiş ne kadar güzel bir gidiştir. Yani seninle beraber gelen bir de efendim sadece orada kalmıyorlar. Onların sevaplarıyla beraber gidiyorsun. Mesela çok cani bir dikkattir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor sahabe-i kiram. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem sizin görmediğiniz ümmetinden insanları mahşer günde nasıl tanıyacaksınız? Öyle ya kıyamete kadar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme aşık, onun yolunda yürüyen ümmeti var. Dolayısıyla şu anda bile asrımızda, çağımızda, günümüzde yaşayan insanların içerisinde 8 milyar insan var. Bunun yaklaşık 2 milyar insanı Müslüman, mümin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a inanmış güzel insanlar. Nasıl tanıyacaksınız ya Resulallah mahşer ya? Mahşerde bu insanları sizin ümmetiniz olduğunu nasıl anlayacaksınız? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki onları ben abdest azalarını yıkadıkları yerleri nur olarak böyle efendim pırıl pırıl parlamış olduğunu göreceğim. ha bu benim ümmetimdir diye orada karar vereceğim. böyle tanıyacağım buyurur. Her şeyin nasıl bir markası varsa, işareti varsa ümmeti Muhammed'in de biz Müslümanların da markası abdest azalarımız, abdest nurlarımız, o yıkadığımız yüzlerimiz, kollarımız, ayaklarımız efendim bir nur olarak paylayacak inşallah. Rabbim bu parıltılarımızı arttırmayı nasip etsin. Yani abdestsiz mümkünse yere basmayı nasip etsin. Abdestle gezmeyi nasip etsin. Efendim abdestle yatmayı nasip etsin. Kalktığımızda yine abdest almayı nasip etsin. Ve Allah'ın rızasını kazanarak huzura varabilmeyi nasip eylesin. Dostlar, güzel insanlar. Namazımızı hiç bırakmıyoruz. Bu bizim zaten olmazsa olmazımız. Çünkü namazsız mümin düşünülemez. Beş vakit namazımızı Allah bizden istiyor kılmamızı. Yani o bize efendim yaparsanız da olur, yapmazsanız da olmaz diye bırakılmış kendi toleransımız, kendi efendim inisiyatifimizde olan bir olay değil. Hayır efendim. Allah bunu istiyor. Bunu da yapacağız inşallah. Ne pahasına olursa olsun. Yani bunun için herhangi bir şekilde bizim kısıtlanmamış söz konusu değil. Ayakta kılamıyorsan, oturarak kılıyorsun, oturarak kılamıyorsan hafif uzanıyorsun, şöyle yaslanıyorsun, o şekilde kılıyorsun. Efendim serumlar bağlı oluyor. O bir tarafta herhangi bir şekilde ayağa kalkamıyorsun. Alçılığı vesaire kolların, bacakların olabiliyor. Ama olsun. Sen yine yattığın yerde bir efendim tuğlayla, mermerle ondan sonra e, topraktan yapılmış olan bir malzemeyle teyemm abdestini alıyorsun. Yine namazını kılıyorsun. Rabbim ayırmasın inşallah. Buradan sonra daha sonrasında derslerimize devam ederiz. Sadaka noktasına gelince de sadaka her zaman yapılan iyiliklerdir. Bazen insanın efendim yoldan kaldıracağı bir taş bile efendim insanlar rahatsızlık verir dersiniz, kenara koyarsınız. Bu da bir sadaka sevabı getirir. Bazen bakarsınız hiçbir şeyiniz yoktur. Ay Ayşe annemizin radıyallahu anh'ın yaptığı gibi kapıya geliyor bir efendim fakir insan çocuğuma bir şey vermişsiniz falan deyince Ayşe annemiz radıyallahu anh'a diyor ki benim de yiyecek bir şeyim yok. Bir hurmam var. İsterseniz şöyle yapalım. Yarısını ben tutayım. Yarısını size vereyim. Yani hurmayı ikiye bölüp de buradan da gelir mi sadaka sevabı? Evet gelir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta başka bir hadisinde ne buyuruyor bize? Efendim yarım hurmayla da bir olsun, yarım hurmayla da bile olsun kendinizi ateşten koruyun buyurur. Yani o sadakalar efendim bizim gelecek olan depremdir, belalardır, musibetlerdir. Ne varsa onları durduruyor. Yani ne kadar fazla sadaka verirsek o kadar kardayız hem dünyada hem ahirette. Onu bırakmayalım. Her gün için hatta şöyle yapabilirsiniz, yapabiliriz efendim. Ben bunu uyguluyorum. Ee, çok daha faydasını görüyorum. Siz de görürsünüz. Ee, hemen evimin e, göreceğim bir yerinde kapı önünde o portmanto denilen efendim yerde ayakkabının üstünde bir tane sadaka kutusu bulunduruyorum. Efendim e, Mesela İkseç Vakfı'nın böyle güzel vakfımızın hazırlamış olduğu ev modeli dükkan modeli harika kutular var. Bunlardan istatalım. Hatta öyle oluyor ki Allah razı olsun kardeşlerimiz e, alo diyorsunuz benim kutum doldu. Geliyorlar evinize kadar, dükkanınıza kadar sizden bunu alıyorlar. Ama oraya bir lira atıyorsunuz her gün. Veya efendim iki lira 5 lira artan paralarınızı efendim oraya atıyorsunuz. Belalara karşı, musibetlere karşı ve çocuğunuzun efendim değişik kimselerle karşılaşması gönderiyorsunuz onlara okula neyle karşılaşacaklar belli değil ama Allah Teala bu sadakalar sayesinde gelecek olanlara kırmızı kart gösteriyor. Dur gidemezsin. Çünkü okulum benim rızam için sadaka verdi. Ben ne efendim buraya müsaade etmiyorum gelecek olan belalara buyuruyor. Nasıl bunu yapalım ya çok da faydasını görürüz diye öneriyorum tabii. Üçüncüsü de en önemlisi tabii şimdi günümüzün meselelerinden birisi de nedir? Oruç. Yani oruç da bizi orada efendim Allah'ın izniyle ta e, vefat edeceğimiz sırada boş bırakmıyor. Kabirde boş bırakmayacak, ahirette boş bırakmayacak. Onun için de oruç ölüm anında göğsümüzün üzerinde, kalbimizin üzerinde böyle nurlar halinde bizi bekliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Oruç noktasında Allah için, Allah rızası için bir gün insan oruç tutsa, Ramazan dışında, Ramazan ki zaten farz, Ramazan dışında bir gün oruç tutuyorsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Allah bu sayede seni 70 senelik mesafe cehennemden uzaklaştırır buyurur. 70 senelik mesafe olarak cehennemden uzaklaştırılıyorsun, bir gün Allah için tutmuş oldun oruç sayesinde. Onun için ne kadar fazla yaparsak bizim için kardır. Allah hepinizden razı olsun. Amin. Subhan Rabbiyal Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi <laughs> Rabbil Alemin. Esselatü vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi hayreyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle, son nefese iman, Kur'an, şehadet nasip eyle, cennetine, cemaline kavuşmayı nasip eyle, cehenneminden azad eyle, Kendine hakiki kul, Habibine hakiki ümmet eyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la buluşabilmeyi, kudretleşmeyi nasip eyle. Ya Rabbi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam izinden yolundan bizi, çocuklarımızı, neslimizi ayırma. Ya Rabbi bizlere haram lokma yedirme. Allah'ın bütün kazançlarımızı helalinden nasip eyle. Kimseye muhtaç etme. Allah'ım ya Rabbi bankalara herhangi bir şekilde faizlere bulaşanları da Kurtar ya Rabbi, kurtar ya Rabbi. Amin. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirler nur makamlarını cennet eyle. Bizim de öldüğümüzde bize hep beraber buyuralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abduhu ve resuluhu sözünü kolaylıkla söylemeyi sonra da inşallah kabrimize girerken cennet vahşesine girer gibi girebilmeyi ve sırat köprüsünden şimşek gibi yıldırım gibi geçebilmeyi ilk yönlerle beraber cennete girebilmeyi nasip eyle Allah'ım. Amin. Amin dua bekleyen kardeşlerimiz var. Onların da dünyalarını ahiretlerini mamur eyle. Dünya ve sıkıntılarını gider Allah'ım. يا ربي يا ربي اللهم بقى من صلى الله عليه وسلم سنن خير ربي استدي سبزر إكرامات يا ربي ندنسوا الله سبزر يا ربي آمين 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 سبحان الله والحمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kabul kabul için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi şerlerinin için, bilhassa Allah rızası için, El Fatiha.